Karahisar Kalesi yıkılır gelir. Kâkülü boynuna dökülür gelir. Yayladan gel allı gelin yayladan. Kesme ümidini Kadir Mevla'dan. Şehirler vardır tarihe tanıklık eden, dünle bugünü buluşturan. Şehirler vardır milli mücadeleye ev sahipliği yapan. Şehirler vardır doğal güzellikleri ve kültürel değerleriyle gezilmeye değer. Şehirler vardır sımsıcak misafirperverliğiyle sizi kucaklayan. İşte o şehir Afyon Karahisar'dır. Ülkenin kaderini değiştiren Kocatepe Büyük Taarruz Karargahı, Başkomutanlık Anıtı, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği, Yıldırım Kemal Şehitliği ve diğer şehitliklerimiz gelen yüzlerce ziyaretçisine bütün canlılığıyla geçmişi günümüzde yaşatmaktadır. Vatan sevgisi imandandır anlayışıyla kendini vatan uğruna feda eden ve vatan uğruna şehit düşen kahraman askerler şehrin kalbinde yatmaktadır. Gençlerin vatan sevgisini, bağımsızlık ruhunu, İstiklal Harbi'ni daha iyi anlaması ve kavraması açısından çok önemli bir rol üstlenen İstiklal Tanıtım Merkezi, tarihe tanıklık etmek isteyenler için bulunmaz bir yerdir. Afyon Karahisar, kültürel gezi tutkunlarına eşsiz hazineler sunuyor. Tarih sahnesinden görkemli bir şekilde geçen Frigler'in dünyada eşi benzeri olmayan anıt mezarları, savunma mekanları, yeraltı şehirleri, aslan kabartmaları ve Afyon Karahisar Müzesi görülmeye ve gezilmeye değer yerlerdir. Şehir merkezindeki Zafer Müzesi'nde Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan tüm silah ve ekipmanları yakından görmek, geçmişe yapılan bir yolculuk gibi. Ruh dünyamızın eğitiminde önemli rolü olan Mevleviliğin Konya'dan sonra en önemli merkezi, kesme taşlarla inşa edilmiş Afyon Karahisar Mevlevi Hanesi her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Fatih Sultan Mehmet'in veziri Gedik Ahmet Paşa tarafından yaptırılan görkemli yapısı, sağlamlığı ve nakış süslemeleriyle İmaret Camii, muazzam mimarisiyle Gedik Ahmet Paşa Külliyesi görülmeye değerdir. Afyon Karahisar'ın kentsel sit alanı içerisindeki evleri ve sokakları arasında yapacağınız bir gezinti, tarihe yapılan bir yolculuk gibi. Sokaklarda yürürken, tarihin derinliklerinde kaybolmak istiyor insan.
Şehrin ortasından geçen Akarçay, yıllar içerisinde modern bir görünüme kavuşmuş, çevresindeki mesire ve yürüyüş alanlarıyla, tekne turlarıyla şehre yeni bir soluk getirmiştir. Sandıklı'nın şifalı kaplıcalarıyla Akdağ Tabiat Parkı'ndaki Tokalı Kanyonu ve yılkı atlarını görmemek olmaz. Günümüzde her şehrin merkezinde 7'den 70'e tüm halkı cezbeden alışveriş merkezleri Afyon Karahisar'da ziyaretçi akınına uğruyor. Eşsiz lezzetleriyle meşhur Afyon Karahisar'a gidip de manda sütünden yapılan Afyon kaymağını ve lokumu tatmadan, sucuk yemeden dönülmez. Afyon Karahisar, ağrı kesici özelliğiyle de bilinen mor beyaz çiçekli haşhaş üretiminin en büyük merkezidir. Afyon Karahisar denince akla gelen şeylerden biri de eşsiz güzellikteki mermerleridir. Geçmişte olduğu gibi Türkiye'de blok mermerin 1/3'ü Afyon Karahisar'da çıkarılmaktadır. Termal turizminin başkenti Afyon Karahisar, bölgede sayısı 10'u bulan 5 yıldızlı termal otelleriyle her yıl binlerce kişiyi ağırlamaktadır. Şifalı suları birçok hastalığa iyi geldiği bilinen termaller, çamur banyosu ve diğer hizmetleriyle kongre turizmi şehri olmaya aday bir şehirdir. Şifa kaynağı olarak kullanılan bu şifalı sular, 1926 yılından beri Kızılay tarafından şişelenerek satışa sunuluyor. Şehir merkezinin ve seraların ısıtılmasında kullanılan termal sular, ekonomiye önemli bir katkı sağlamaktadır. Patates, kiraz, vişne, et ve yumurta, Afyon Karahisar ekonomisinin temel direklerinden bazılarıdır. Her şehrin kendine özgü yöresel lezzetleri vardır. Afyon Karahisar'dan çıkıp lezzeti tüm ülkeye yayılan meşhur tatların başında keşkek ve kaymaklı ekmek kadayıfı gelmektedir. Hemen hemen her yemeğinde et kullanılan Afyon mutfağını mutlaka tatmalısınız. Afyon Karahisar, son yıllarda yapılan yatırımlarla modern bir çizgiye, üreten bir şehre dönüşmüştür. Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan Itri ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi bünyesinde yetiştirilen lavanta, kekik ve daha birçok çiçek ve bitkiler büyük seralarda özenle yetiştirilmektedir. Şehrin merkezinde bulunan uzun çarşıda el işi, kurutulmuş meyve ve sebzeler, hediyelik eşyalar ve şehrin dokusunu taşıyan ürünler sokağa ve ekonomiye hareket kazandırmaktadır. Lokumcular, sucukçular, aktarlar, keçeciler ve kuyumcular ürünlerini sergilemektedir. Demirciler Çarşısı'nda kalaycılık, nalburiye ve at arabası imal edenlerden koşumculara kadar unutulmuş birçok mesleğe rastlayabilirsiniz.
geçmişin izlerini takip etmek isteyenler Afyon Karahisar sokaklarında gezerken Taş Medrese'ye de mutlaka uğramalı. Deri ürünleri, teşbih ve hat sanatının en güzel örneklerini bulabileceğiniz bu han, geçmişten izler taşıyor. Afyon'da evlilik çağına gelen kızlar mutlaka Bedesten Çarşısı'na uğrarlar. Tarihi Bedesten Çarşısı, çeyizlik ürünleriyle şehir halkının olduğu kadar turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biridir. Bedesten Çarşısı'nın hemen yanında bulunan tarihi Taşan da göz alıcı güzelliktedir. İlk çağlardan bu yana insanlar kendilerini ifade etmek, dertlerini, sevdalarını ya da kahramanlıklarını anlatmak için dansın büyüsünden yararlanmışlar. Her yörenin kendine özgü oyun havaları olduğu gibi, Afyon Karahisarı'nda meşhur oyun havası kırık hava, düğünlerde, asker uğurlamalarında ya da özel günlerde sahnelenmeye devam ediyor. Tarihi Afyon Lisesi birçok politikacı, bürokrat, profesör ve sanatçı yetiştirmiş. Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer, Profesör Doktor Veysel Eroğlu ve daha nice isim Afyon Lisesi'nde eğitim görmüş ve ülke yönetiminde söz sahibi olmuş kimseler. Bazı şehirleri bir defa ziyaret etmek asla yeterli olmaz. Afyon Karahisar'da öyle bir şehir. Her ziyaretçisine farklı ve gizemli kapılar açan bu şehir, bir kez görülmeyle, sokakları bir kez gezilmeyle bitirilecek gibi değil. Sizi bütün zenginlikleriyle, ibretle ve keyifle gezebileceğiniz termal turizmin başkenti Afyon Karahisar'a davet ediyoruz.